Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk Televizyonu'na konuk oldu. Kübra Par'ın sorularına cevap verdi. Hangi ittifakta yer alacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yeni kurulan Deva ve Gelecek Partisi ile ilgili de bazı eleştirilerde bulundu. Şöyle dedi Erbakan, iki temel dezavantajları var. Gelinen noktayı hem ekonomide hem dış politikada eleştiriyorsunuz. Kendi istifa dilekçenizde AK Parti MYK'sında yer aldığınızı, hükümetlerinizde bakan olarak görev yaptığınızı belirtiyorsunuz. Peki görevleriniz ne? En yetkili karar organlarında bulundunuz. Ülke şimdi uçurumun eşiğinde ise bunda sizin payınız yok mu diyerek Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a Fatih Erbakan eleştirilerde bulunmuş. Ayrıca seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin de şu yanıtı veriyor bu soruya. Projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekonomisini savunduklarını hatırlatıyor. Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirtiyor. Yeni sistemde ittifaklar siyasetin parçası, o noktada milli görüşün hedeflerine ulaşmasında da hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz, ilgili kurullarla görüşerek karar vereceğiz şeklinde konuşmuş Fatih Erbakan. Muhtemelen üçüncü bir ittifak gözüküyor. Merkez sağda üçüncü bir ittifak kurulursa ve bu ittifakın içerisine Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, hatta Demokrat Parti de eklenirse başarılı olma şansları çok yüksek. %20 oy potansiyelini yakalayabilirler. Ama ayrı ayrı hareket ederlerse, üçüncü bir ittifakta kurmazlarsa başarılı olma şansları çok düşük olabilir. Tıpkı 2002 yılındaki Genç Parti olayında olduğu gibi bir de baraj altında kalırlarsa ittifak haricinde seçimlere katılıp o zaman ne olur? AKP'nin işini kolaylaştırmış olurlar. AKP'nin tam da istediği olmuş olur. Ama merkez sağda üçüncü bir ittifak kurarlarsa cazibe merkezi haline gelirler, çekim merkezi haline gelirler. Ve şunu unutmamak gerekir. AKP'den CHP'ye bir oy gidecekse Fatih Erbakan'ın partisine 2 oy gider, Babacan'ın partisine 3 oy gider, Davutoğlu'nun partisine 2 oy gider. Yani CHP'ye 1 gideceğine bu kurulan merkez sağdaki partilere daha fazla oy gider. Çünkü AKP seçmeni kendisine yakın olarak bu isimleri görecek. Ama şimdi bakıyoruz aynı görüşte, aynı fikirde olan birçok parti var. Ama hiçbiri birleşmeyip tek başına girerlerse seçime başarısız olma şansları da çok yüksek. O zaman üçüncü bir ittifak olası bir seçimde düşünülmesi gereken konulardan biri olmalı. Merkez sağdaki üçüncü bir ittifak ancak AKP'ye seçimi kaybettirir.